Odaklanamama demiş bir arkadaş. O da olur. Odaklanamama için de kızabilirsiniz. Hocam esnemekten gözümden yaş geldi. Bu arada bu tarz şeyler yaşıyorsanız bunlar iyileşme krizi. Esnemek, ağlamak, vücudunuzun sıcaklaşması bunlar iyileşme krizi. Uyku Lütfen gelebilir. uyku gelebilir. Öksürük demişler. Evet, öksürük gelebilir. Erteleme alışkanlığına yapılabilir mi demişler. Kesinlikle yapılır. Şimdi bu Evet. konuda paylaşmak isteyen var mı hocam? Bu konuda yapanlardan merak ediyorum. Arkadaşlar, sonuç elde ettim. Ben konuşmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Diğer arkadaşlarımıza da faydası olsun diyenler el kaldırırsa tabii elinizi biraz sürekli sallamanız gerekiyor. Heh, Sevgi Hanım var galiba. Gülmek geliyor. Bu da iyileşme mi? Kesinlikle. Evet. Sevgi Hanım ben açıyorum. Siz de oradan basıp açmanız gerekiyor. Tabii kaç tane Sevgi var? O şu anda onu bilmiyorum. Sevgi Hanım sizin de basmanız lazım. Sevgi Hanım sesi açmanız lazım. Bir telefonda Sevgi yazılı, kendi ismi farklıysa o Sevgi ben miyim diye düşünen de olacak. Buyurun açtınız kapattınız bir daha açın Sevgi Hanım. Açtınız kapattınız tekrar basın. Başka Ses. arkadaş da alabiliriz aslında. Peki Sevgi Hanım'la açamadık sesi. Başka konuşmak isteyen, yaşadığı deneyimi paylaşmak isteyen. Arkadaşlar şu anda 20 sayfa. O yüzden elinizi sürekli sallamanız lazım ki ben sizin sayfanıza geldiğimde sizi görebileyim. Deneyimi evet. Egzamaya kızılabilir mi demişler. Sesinizi Kızılabilir. açtım. Sizin de açmanız lazım. Sizin de telefonunuzda sesi açmanız lazım. Ekrana dokunun. Ses mikrofon resmini Geliyor mu yapın. hocam sesim? Şimdi geldi. Evet. Buyurun. Hocam ben daha öncesinden Abdullah hocamı takip ettiğimde çikolata bağımlısıydım aşırı derecede. Bunu çözdüm. Şu anda ekmek demosunu uyguladım ben de. Ve aşırı derecede esneme oldu ve gözlerimden yaş geldi resmen. Çok güzel. Bir ekmek deneyin bakalım. Bir ekmeğe bağımlılığınız kalkmış mı ortadan? Hocam Hemen. şu an midem bulanıyor. Tamam. Bakın doğru tepki aldığınızın olduğu gibi mide bulantısı yaşıyorsanız aşağı arkadaşlar demiş esneme yaşıyorum demiş. Bunlar hep doğru sonuç aldığınızın göstergesi. Bunu da söyleyelim. Bunu ne kadar kuvvetli bir şekilde ve duyguyla yaparsanız muhtemelen duygulara çok girerek yapıyor, değil mi? Evet, evet hocam, kesinlikle. Yani Çok arkadaşlar teşekkür ediyorum hocam size. O kadar kısa ve net anlatıyorsunuz ki diğer hocalarımızdan anlamadığım şeyi gerçekten sizin videolarınızı izleyerek çoğu hastalığıma çözüm buldum. Allah sizden 1.000 kere razı olsun. ne demek? İnşallah yine takipte kalın. Bunlar İnşallah. yalnız arkadaşlar bunlar su yüzündeki problemleriniz. Evet. Yani o kadar derinde öyle şeyler çıkarıyoruz ki Abdullah Bey daha da tecrübeli bu konuda. Öyle şeyler çıkıyor ki su üzerine. Yani benim böyle bir problemim mi var? Benim böyle bir duygum mu var? Benim ya yani bu benim sorunummuş demeye başlıyoruz. Çünkü sorunlarımızla yaşamaya o kadar çok alışmışız ki onların sorun olduğunu zaten farkında değiliz. Kabul bile etmiyoruz. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Rica Başka ederim. bir Hocam, Abdullah hocama kısa bir soru sorabilir miyim? buyurun. Abdullah hocam, kamburluğun travması ne olabilir? Kamburlukta değersizlik duygusu çalışmak iyi olur. İkincisi de kamburlukta anne desteğine ihtiyaç duyan bir kişi olabilir. Annenin Hocam, desteği. ben hamileyken yaşadığım bir travma olabilir mi? Ne yaşamıştınız? Yani kayınvalidem, kayınpederimle bir kavgalı bir ayrılığımız olmuştu. Değersiz mi? Baya bir kötü kavgaydı. Ben çok üzülmüştüm, çok ağlamıştım. Oğluma 4 aylık hamileydim o esnada. Bu olabilir mi acaba? Bu olabilir. Değersizlik çalışırsanız kamburluğun geçtiğini söyleyen ve bizim de çalıştığımız insanlar oldu. Evet. Değersizlik çalışın mutlaka. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Geçmiş olsun Görüşmek hocam. üzere. Hoşça kalın.